Tavuk kıymamızı karıştırma kasemin içerisine alalım şimdi. Bunun içerisine yumurtamızı kıralım. Biraz kimyon, tuz, karabiber. Şimdi bir miktar sarımsak koyacağım. İki parça. Bunları da ezelim. Ezilmiş olarak ekleyeceğim içerisine. Sarımsaklarımızı da ekliyoruz içerisine. Ve son olarak da şimdi içerisine ekmek kırıntısı koyacağım. Hem kıvamını dengelemek için tavuk kıymamızın ve aynı zamanda da köfteyi biraz da çoğaltmış oluyoruz. Şimdi güzelce yoğuralım. Eğer gerekirse biraz daha ekmek kırıntısı ekleyebiliriz içerisine. Yumurta da biliyorsunuz tutmasını sağlıyor. Köftenin daha sıkı olmasını sağlıyor. Şimdi biraz daha ekmek kırıntısı ekleyeceğim içerisine. Evet, tavuk köftemizi bu şekilde yoğurmuş oluyoruz. Şimdi bir de şekillendirmemizi yapacağız. Avucumuzun içerisine bir miktar alıyoruz. Güzelce yuvarlayalım. Ceviz büyüklüğünde alabilirsiniz. Hatta biraz çok az daha büyük olabilir. Arkasından da bu şekilde bastırarak köftemizi şekillendiriyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak köftelerimi hazır hale getireceğim. Ardından da sebzelerimizle beraber pişirme işlemine başlayacağım. Birinci işlemimizi tamamladık. Sıra geldi diğer işlemlerimize. Sivri biber ve kırmızı biberle mantarları soteleyeceğim. Hemen onun tavasının altını açalım. Köftelerimizi kızartacağız ve aynı zamanda da patateslerimiz var. Kabuklu patateslerimizi hazırlayacağız. Patateslerle başlıyorum. Patateslerimizi kabuklu olarak doğrayacağım. Fakat kenarlarını ve çok kalın olan kısımlarını, pütürlü olan kısımlarını bıçağımla bu şekilde alıyorum. Evet, patateslerimizi şimdi güzelce yıkayalım. Patateslerimizi güzelce yıkadık. Şimdi kurulayarak kızartacağız. Havlu kağıdın üzerine alıyorum patateslerimi. Üzerinde hiç su damlacığı kalmaması gerekiyor. Tehlikeli olabilir. Yağımız ısındıysa patateslerimizi şimdi içerisine alacağız. Evet, patateslerimiz iyice kızarırken şimdi diğer sebzelerimizi de hazırlamaya başlayalım. Bunun için soğanımızı soyuyoruz güzelce. Kabuklarını alalım. Soğanımızı kuşbaşı olarak doğruyorum. Biraz büyük bırakıyorum ki daha lezzetli ve güzel olması için. Şimdi mantarları da aynı şekilde biraz büyük bırakacağım. Soğan ve mantarlarımız hazırlandıktan sonra şimdi zeytinyağında bir süre kavuracağım bunları. Önce soğanlarımızı ekleyelim. Ardından da mantarları. Birkaç diş de sarımsak bırakıyorum içerisine. Şimdi bunun içerisine biberlerimizi de ekleyelim. Kırmızı biberimizi ortadan ikiye kesiyoruz. Çekirdekli olan kısmını almak için sap kısmını bu şekilde ayırıyorum. Ve tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Biraz büyük bırakarak kırmızı soğanlarımızla kırmızı biberlerimi de içerisine ekliyorum. Sıra geldi sivri biberlere. Sivri biberimizi de şimdi doğrayalım. Onları da bu şekilde büyük doğruyorum. Yarım parmak. Köfteleri de kızartmaya başlayabilirim. Köfteleri de tavamıza yerleştirelim. Kızaran patateslerimizi de havlu kağıdın içerisine çıkartacağım. Şimdi mantarları kavurduğum tavanın içerisine de bir miktar tuz gezdiriyorum ve biraz da çok az karabiber. Tavuklarımızı da bu şekilde bir süre daha pişireceğim ve diğer taraflarını çevirerek pişirmeye devam edeceğim. Mantarlar güzelce pişti. Onları da şöyle kenara alıyorum. Tavukla yer değiştiriyorum. Patateslerimiz de birinci partisi pişti. Onları da çıkartalım. Servis tabağında en alt kısma mantarlı karışımdan koyuyorum. Şimdi ilk kızaran
tavuk köftelerimizi de alalım. Ocağımızın altında kapatıyoruz. Pişmiş olan tavuk köftelerimi de şimdi sebzelerin üzerine koyuyorum. Bunun üzerine de şimdi patateslerimizi koyalım. Birkaç tane de biber şimdi çevresine bırakıyorum.